Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlarım. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Bugün nasip olursa kuru patlıcan dolması yapacağım. Zeytinyağlı, kıymalı. Bunun için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada yaklaşık 35 tane falan kuru patlıcanım vardı. Onlar annem yazdan kurutmuş. O sağ olsun getirdi bugün, hem beraber yeriz dedi, hem yaparsın kızım dedi. 35 tane falan işte kuru patlıcanım var. Bunları ben sıcak suyla birazcık haşladım. Yaklaşık 30 dakika falan işte sürdü. Biraz yumuşadı. Çıkardım sudan. Hazırladım hani fazla vakit almasın diye. Burada da yeşillenme arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi yine annemin bahçesinde taze soğan, maydanoz, dereotu. Ondan sonra iki baş kuru soğan, 4-5 diş sarımsak. Orada da 100 gram civarında kıymam var. Burada da şu şekilde gördüğünüz gibi pirincim var arkadaşlar şurada. 2 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı bulgurum var. Onları yıkadım, şey yaptım, ısladım, yıkadım işte, süzdüm. Burada da 1 çay bardağı dolusu zeytinyağım var. Burada da işte şeyim var. 2 yemek kaşığı biber salçasından domates salçası karışık. 1 yemek kaşığı toz biberim var. 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz ve birazcık sumağım var orada. O küçük tabağın içerisinde şöyle arkadaşlar, burada şeyim var, nar ekşisi var. 1 yemek kaşığı dolusu da nar ekşim var. Onu koyacağım. Böyle arkadaşlarım işte. Nasip olursa inşallah başlayalım. Bu şekilde malzemeler. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var ne yok, nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Allah'ım bugünümüze rahmetsin. Zeytinyağımı koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nar ekşimi koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nar ekşisi de çok güzel tat veriyor. İç malzememize. Ben artık baharatlarımı koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları bir karıştırayım. Elim sokumdan olmayacak. Karıştırayım. Tekrar bittikten sonra görüşürüz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içimi hazırladım. Çok güzel oldu. Rengarenk oldu. Şöyle size yakından göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel oldu. Mutfağı çok güzel koku sardı. Şey, bol yeşillikli olunca. Şimdi nasıl olursa başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarı kadar dolduracağım. Koyayım. Şöyle arkadaşlar yere kadar doldurdum. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar yere kadar doldurmuş oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle teflon tavam var. Onun içine yerleştireceğim. Buralarda hepsi çok olduğu için yazın bayağı kurutuyor annem. Bizlere koyuyor sağ olsun. Biz de burada olursak yardımcı oluyoruz. Zaten dediğim gibi bizim buralar çok sıcak oluyor. Çok güzel kuruyor. Bir de bunlara bizim burada mahallelerde şeyler var. Ekmek fırınları var. Birazcık da oraya atıldığı zaman daha bir şey oluyor. Hani dayanıyor yani. Hiç bozulmuyor yani. Şöyle arkadaşlar şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde yerleştireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalarım oldu. Hepsini doldurdum. Tam bir tava çıktı. Şimdi artık üzerine bir tabak kapatacağım. Birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Salçalı su yapıp ocağımın altını açıp ocağa koyacağım. Yaklaşık tahminim bir 40-45 dakika falan sürer. Tekrar yine kontrol ederiz bu şekilde. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimi ocağa koydum.
Artık yavaş yavaş kaynamaya başladı. Çok yüksekte değil. Tam orta ayarda. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi dolmam pişti. Patlıcan, kuru patlıcan dolmamız pişti. Üzerindeki tabağı aldım. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü pişmesi. Önceden haşladığım için tabii çok uzun sürmedi. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi zeytinyağlı kuru patlıcan dolmam oldu. Çok güzel oldu. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım Aydın'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun.